Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah üniversite sınav sonuçları açıklanmış ve ben de bundan dolayı kendi tecrübelerime dayanarak sizlere bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Umarım sınav sonucu istediğiniz gibi ya da istediğinize yakın bir sonuç gelmiştir. Benim öyle olmamıştı, benim de baya kötü sonuç gelmişti ve mezuna kalmıştım. Eğer sizin de hani beklediğinizden kötü bir sonuç gelmişse arkadaşlar, kendinizi çok fazla üzmeyin, yıpratmayın, depresyona girmeyin. Çünkü hayatın sonu değil. Evet, ben de çok küçük sıralama yaptığım zaman aileme bunu söylerken ağlamıştım yani. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü yani aylarca uğraştığım şeyin sonucunun bu olmaması gerektiğini düşünüyordum ki haklıydım. Ama arkadaşlar maalesef her zaman istediğimiz şeyler olmuyor. Biz çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz, çok şey yapıyoruz. Ama maalesef ki sonuca geldiğimiz zaman her zaman başarılı ya da her zaman beklediğimiz sonucu alamayabiliyoruz. Bu gayet normal. Hayatın bir parçası. Bu arada ben kimim? Bunu da söyleyeyim. Ben Uğur arkadaşlar. Bilkent Üniversitesi'nden CTS bölümünden mezun oldum. Ve 2 yıllık yazılım tecrübem var. Yani 2 yıldır yazılım alanında çalışıyorum aktif olarak. Ve şu son zamanlarda içerik üretmeye biraz daha yoğunluk verdim. Ve hala çalışmaya devam ediyorum. Ve arkadaşlar ben size üniversitedeki edindiğim tecrübelerden, işte mezuna kaldığım tecrübelerden ve iş hayatına göre bazı yorumlarda bulunacağım, bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bu videoyu çok detaylı bir şekilde çekmeyeceğim. Yani kısa bir video olacak. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sadece tercih yaparken yanlış tercih yapmanızı istemiyorum. Çünkü herkes bir şey söylüyor ve ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Hani çok fazla böyle soru işareti oluyor aklınızda. Hocalarınız başka bir şey söylüyor. Aileniz başka bir şey söylüyor. Akrabalarınız başka bir şey söylüyor. Arkadaşlarınız başka bir şey söylüyor derken her yerden bir fikir geliyor ve hiçbir birbirini tutmuyor. Neyse arkadaşlar, öncelikle şunu kendinize sorun. Ya ben ne olmak istiyorum? Ben büyüdüğüm zaman ne yapmak istiyorum? Bunu sorun. Doktor olmak istiyorum. Yazılımcı olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum. İşte ne bileyim, fizikçi olmak istiyorum. Bunu kendinize bir sorun önce ve bunu biraz dürüstçe sorun. Yani bazı mesleklerin havalı olduğu için, yani yazılımcılık işte evde oturup kod yazdığınız için değil de gerçekten bu işi yapabilir misiniz? Bunu seviyor musunuz? Ya da doktor olmak çok hani halk arasında çok havalı bir şey olduğu için değil de gerçekten doktor olmak istiyor musunuz? O strese katlanmak istiyor musunuz? Bunlara biraz arkadaşlar oturup düşünmeniz gerekiyor. Ve de ya şunu düşünün. Etrafınızdaki bu meslekleri yapan insanlara bakın. Hayatları nasıl geçiyor? Nasıl yaşıyorlar? Yani hayatlarında nasıl sıkıntılar, sorunlar yaşıyorlar? Bunları bir gözden geçirin. Ondan sonra karar verin. Ve şunu asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Üniversiteye girip üniversiteden mezun olduktan sonra yani çok yüksek bir oran arkadaşlar o mezun olduğu bölümü, o alanı yapmıyor. Yani o alanda çalışmıyor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Ya benim birçok arkadaşım var. Ben bu arada arkadaşlar biraz uzun okudum. Yani Bilkent bizim biraz zor. Bilenleriniz belki vardır. İşte 1,5 sene hazırlık okudum. Yarım dönemde korona zamanında uzatmıştım okulu. Bundan dolayı toplamda arkadaşlar ben 6 sene okudum üniversitede. Ve bir sene mezuna kaldım. Yani aslında bayağı geç mezun oldum. Ben 25 yaşında mezun oldum. Ve pişman değilim bu arada. Yani işte keşke şöyle yapsaydım demiyorum. Çünkü bu yaptığım şeylerde bana bayağı bir tecrübe kattı. Bayağı yeni şeyler öğrendim. Bana çok fazla faydası olduğunu düşünüyorum. Belki de 23 yaşında mezun olsaydım şu anki halim gibi olmayacaktım ve ben şu anki halimden açıkçası memnunum arkadaşlar. Ben tercih yaptığım dönemde arkadaşlar CTS diye bölüm vardı Bilkent'te ve puanım çok düşüktü. Yani 150-200 binden falan alıyordu. Bayağı düşük puanı vardı. Sıralaması vardı ve herkes şey diyordu, ya bölüm isim belli değil, git yazılım mühendisliği yaz, git bilgisayar mühendisliği yap, git şehir dışında oku, şöyle yap böyle yap, işte o bölüm çöp bölüm, 2 yıllık bölümler gibi, isminde hayır yok falan filan. Bana sürekli böyle hani kötü yorumlar, yani kötü fikirler geliyor etrafımdan, herkesten. Ve ben diyorum ki ya ben bu bölümü okuyacağım. Bu bölümü istiyorum. Bu bölüm işte Bilkent'te bilişim sistemleri ve teknolojileri diye geçen bir bölüm. Yani şöyle baktığım zaman okulun işte yeni bir bölümü gittikçe puanı yükseliyor. Yazılım mühendisleri gibi dersleri çok saçma sapan dersler yok. İşte matematik, fizik çok az düzeyde görüyorsunuz falan filan. Daha çok ilgimi çekti. Daha çok yazılım üzerineydi. Donanım daha azdı falan derken ya bölüme inanmıştım ben ve bölümü istiyordum arkadaşlar. Aileme anlatıyordum. Onlar diyordu işte git mühendislik yaz, yazılım mühendisi ol, işte şunu yap, bunu yap. Git işte ne bileyim elektrik elektronik yaz. Ya mühendis ol yani, ismin mühendis olsun diyorlardı. Bir baskı vardı açıkçası. Neyse en sonunda ailem de destekledi bu fikrimi. Dediler ki tamam, sen hani senin hayatın, ne yaparsan yap. Git yaz. Bu şekilde arkadaşlar benim bölümümü seçtim. Bilkent CTS ve orada okumaya başladım. Ve gerçekten de bölümümden pişman değilim. Ve şu anda bölüm galiba arkadaşlar çok yüksek puanlar alıyor. Yani ilk 40 binden, ilk 30 binden falan alıyor galiba. Bayağı puanlar yükselmiş yani. Bana o dönemde bu bölüme girme diyenler şimdi aa iyi ki girmişsin Uğur, iyi ki yapmışsın falan diyorlar yani. Demek istediğim şey şu arkadaşlar. Benim bölümümde olsa, başka bölümler de olsa insanlar artık bu dönemde mezun oldukları işleri yapmıyorlar. Yani çünkü okurken şunu anlıyorsunuz. Ya bu seçtiğiniz alan aslında size göre değilmiş. Evet. Ya da bu alana yakın olan başka bir alan size göreymiş ve o alana yöneliyorsunuz. Ondan dolayı arkadaşlar umudunuzu kırmayın. Yani istediğiniz bölüm gelmedi diye
istediğiniz üniversite kazanamadınız diye hayat bitmiş değil, hayat devam ediyor. Ve bu arada üniversitelerin şu an son zamanlardaki hali çok kötü bence. Çünkü çok geride kalmışlar. Yani bütün hepsinin işte ders içerikleri olsun, hocalar olsun arkadaşlar. Evet, ne kadar bilgili, iyi hocalar olsalar da arkadaşlar, teknoloji çok hızlı ilerliyor ve maalesef ki hocalarımız buna ayak uyduramıyorlar ve yetişemiyorlar yani. Ve ders içerikleri arkadaşlar çok eski temle yapılıyor. Bu da size açıkçası fayda sağlamıyor. Yani ben Bilkent'te okudum evet, ama yani ne öğrendim derseniz, ya arkadaşlar çok bir şey öğrenemedim açıkçası söylemek gerekirse. Ve arkadaşlarım bunda çok öğrendiğini düşünmüyorum. Ya bu bir gerçek. Çünkü öğrendiğiniz şeyler arkadaşlar iş hayatında kullanmıyorsunuz. Yani çok eskide kalmış sistemler hepsi. Ve bunlar hiçbir işinize yaramıyor. E tabii ki size bir altyapı oluşturuyor. Bir genel kültür sağlıyor. İşte bu şeyi gördüğünüz zaman, aa ben bunu bir görmüştüm falan diyorsunuz ve bir aşina oluyorsunuz. Tabii ki bunda sıkıntı yok, ama yani illaki ben Bilkent'te okudum diye X Üniversitesi'nde okuyandan daha iyi bir hale gelmedim. Bu tamamen benim kendi çalışmam, kendi araştırmam ve kendi öğrenmem sayesinde belki de ondan daha iyi bir hale geldim. Ama tabii ki üniversite size ne sağlıyor? Ben size şöyle söyleyeyim. Bu arada konu çok dağınık gidiyor, kusura bakmayın. Bunu bir anda böyle çekmek istedim yani. Sohbet videosu gibi düşünün. Üniversite size yani derslerden çok şey alıp da öğrenip bunu kullanmanızı sağlamıyor da, size sağladığı şey şu. Üniversite hayatında bir disiplin elde ediyorsunuz. Mesela Bilkent arkadaşlar çok disiplinli ve çok zor bir okul. Çok fazla ödev, proje, sınav, sunum, quiz derken her hafta, her gün bir şey yapıyorsunuz. Ve bu sizi arkadaşlar çok fazla disiplinli yapmaya itiyor. Ve ister istemez arkadaşlar derslerden kalmamak için çalışmanız ve bazı şeyleri yapmanız gerekiyor. Ve Bilkent'in sisteminde, özellikle bizim sistemimiz arkadaşlar, bizim bölüm sisteminde arkadaşlar, işte takımlı ödevler, proje ödevleri, işte hep ekip içeren, hep böyle bir takım içeren ödevler oluyordu. Ve bundan dolayı da tanımadığınız insanlarla beraber çalışmanız gerekiyor. Ve böyle bir hani bir ders saatli bir çalışma değil yani, bir proje yapmanız gerekiyor, bir sunum yapmanız gerekiyor, bir ödev yapmanız gerekiyor. Ve uzun süren şeyler bunlar. Ve bunlar ise çok fazla şey katıyor. Yani takım çalışmasını öğreniyorsunuz, insanlarla nasıl anlaşmanız gerektiğini öğreniyorsunuz, insanlarla anlaşamadığınız zaman nasıl anlaşmak zorunda olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ve bu şekilde sizi geliştiriyor aslında. Çünkü çalışma hayatında da böyle. Yani siz çalıştığınız yerdeki insanların hepsini sevemezsiniz. Onlar sizi sevemez. Bundan dolayı bunu öğrenmeniz gerekiyor ve okul size bunu hazırlıyor aslında. Ha belki diğer okullarda bu kadar ciddi ödevler, projeler ya da sunumlar belki olmayabilir. İşte üniversite burada devreye giriyor. Ve size arkadaşlar üniversitenin diğer bir önemi de şu arkadaşlar. Üniversite size çevre yapmayı sağlar. Ben bunu çok şey yapmıyordum. İlk zamanları diyordum ki aman çevrem olsa olur, olmasa olur. 2-3 arkadaşım olsun. İşte ders aralarında muhabbet edelim. Arada bir yerlere gidelim. Yeter diyordum yani. Ama biraz yanlış. Neden yanlış arkadaşlar? Çünkü üniversiteyi bitirdikten sonra ya da okurken herhangi bir iş yapmak istediğinizde ya da herhangi bir işe girmek istediğinizde arkadaşlar insanlara ihtiyacınız var. Ve eğer üniversite zamanında insanlarla tanışmamışsanız maalesef ki bu iş fikirlerinizi canlı bir hale getirmek için etrafınızda kimse olmayacak ya da iş arıyorsunuz diyelim. Ve iş bulmak arkadaşlar zor bir şey. Gerçekten zor bir şey. Ve eğer insanları tanımıyorsanız bu sizi geriye atacaktır. O yüzden ya şunu asla unutmayın arkadaşlar. Ben son zamanlarda bir iş aldım. Freelance bir iş aldım. Ve bunu okulda tanıdığım bir insanın sayesinde aldım ve hiç beklemezdim yani. Bir gün öyle mesaj geldi. Uğur böyle böyle bir durum var, yapar mısın? Ben tam yaparım dedim ve gerçekten de ya inanılmaz bana faydası dokundu. Ama bu tanıdığım insan bana böyle bir fayda sağlayacağını hiç düşünmemiştim bile yani. Öyle düşünebilirsiniz. Hep fırsat. Ve de iyi üniversitede okumanın faydası şu arkadaşlar. İyiden kastım ne? Daha çok böyle işte büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul gibi şehirlerde okumanın ve iyi okullar okumanın avantajı şu arkadaşlar. Etrafınızdaki insanlar da size yakın, hatta sizden daha iyi insanlar olabilirler. Yani siz Bilkent'te okurken arkadaşlar gördüğünüz insan tipiyle az gelişmiş bir şehirde gördüğünüz insan tipleri arkadaşlar aynı değil. Bundan dolayı da etrafınızdaki insanlar ne kadar iyi olursa, ne kadar sizden daha iyi olurlarsa siz de o kadar çok çalışırsınız, o kadar çok kendinizi geliştirirsiniz. Ama etrafınızdaki insanlar ne kadar sizinle aynı seviyedeyse ya da sizden daha alt seviyedeyse o kadar çok arkadaşlar tembel olursunuz, kendinizi geliştirmezsiniz. Hep kendinizi çok iyiymiş gibi hissedersiniz. Bu her alanda böyledir ve konfor alanı diye bir şey var. Etrafınızdaki insanlar sizden iyi değilse arkadaşlar bir konfor alanına girersiniz ve kendinizi geliştirmek istemezsiniz. Bu da uzun vadede maalesef başarısızlık getirir. Neyse arkadaşlar, özetleyecek olursak üniversite ya da bölüm seçerken şuna dikkat edin. Olabildiğince büyük şehirlerde okumaya çalışın. Bu çok önemli. Kesinlikle büyük şehirlerde okumaya çalışın. Ve eğer bölümünüz gelmiyorsa, yani bilgisayar mühendisi istiyorsanız ve bilgisayar mühendisi gelmiyorsa gidip de tam zıttı bölüm yazmayın. En azından ona benzer bir şey yazın. En azından ne yazın? İşte matematik bölümü yazın. Neden? Çünkü matematik bölümünde gene bilgisayar mühendisliğindeki gibi bazı dersleri alabiliyorsunuz vesaire vesaire ve kendinize bir altyapı oluşturabilirsiniz. Ama gidip de işte ben bilgisayar mühendisi olacağım deyip de
diş hekimliğini okursanız çok saçma olur. Çünkü yani diş hekimliği belki aklınızda bile yoktu. Sadece puanınız tuttu diye yazarsınız arkadaşlar. Mutsuz olursunuz yani ve okulu bırakırsınız. Ya da ileride meslek sahibi olduğunuzda yani mesleğini sevmezsiniz. Böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı size tavsiyem olabildiğince arkadaşlar iyi üniversitelere gitmeye çalışın. Bunun sebebi şu değil. Yani bu üniversitelerden mezun olduğunuz zaman kesinlikle iş garantisi olduğu için falan değil. Tamamen arkadaşlar çevrenizin daha iyi olması ve sizi çalışmaya motive edecek, disiplin kazandıracak olmasından dolayı iyi okullara gitmeye çalışın. Neyse videoyu çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Eğer detaylı sorularınız varsa yorumlara yazın. Daha detaylı uzun video çekerim. Şu anda böyle aklıma gelenleri anlatmak istedim. Umarım işinize yarar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.